gerçeğe. Hünkârım. Emirlerimi hiçe sayarak askeri de arkana alıp buraya kadar nasıl gelirsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu ne cüret? Bağışlayın. Huzurunuza bu şekilde gelmek istemezdim. Lakin buna mecburdum. Sancağımda hiçbir şey olmamış gibi duramazdım. Size olan sadakatimi hiç kimse bilmiyorsa siz ve Yüce Rabbim biliyor. Madem canımı almak istediniz, işte karşınızdayım. Bunu gözlerimin içine bakarak yapın. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Hem isyana kalkışırsın hem de sadakatten bahsedersin. Can almak isteyen sensin. Hakkımda yazılan mektuplarla hükme varıp canıma kastettiğiniz doğru değil mi hünkârım? Bir yandan güzel sözlerinizle ruhumu okşadınız. Öte yandan zehirli bir kaftan göndererek canımı almak istediniz. Zehirli mi? Bana yolladığınız bu muhteşem kaftanı, önce onu bana getiren çavuşa giydirdim. Bir müddet sonra gözlerimin önünde yere yığıldı. Validem son anda yetişip ikaz etmeseydi, onun yerinde ben olacaktım. Dışarı çıkın. Siz de çıkın. Bu vahim hadisenin akabinde validem hadiseyi izah etti. Yıllar evvel siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Atam rahmetli Yavuz Sultan Selim Han... Sen de buna inandın öyle mi? Benim evladımı öldürebileceğime inandın hem de bu şekilde. Üzerinde mührünüzün olduğu bir mektupla geldi hünkârım. Başka ne düşünebilirdim ki? Bu ihtimal nasıl gelir aklına Mustafa? Böyle hain, böyle alçakça bir infaza cevaz verir miyim ben? Bana bir şehzade her ihtimali düşünmelidir demiştiniz. Günlerce kafamın içinde yankılanan ve beni buraya getiren söz buydu hünkârım. Üstelik ben buraya can almaya değil, can vermeye geldim. O halde neden kılıcını kuşanıp geldin? Neden yalın gelmedin? Bir cihan hükümdarının oğluna yakışan budur hünkârım. Ben bir asker gibi ölmek istedim.